gidip bir çay içelim diyebilirsiniz. Şimdi ben inşallah bir kötü yorum almam ama ben geldiği için çok teşekkür ediyorum. Kararlı? Olumsuz. Peki. Çok teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyorum. Buyurun. Aşk dediğin laftır derler sakın kanma onlara. Yalnız seni bekle kalma bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşımda. Selçuk ve Süreyya girecekler kararlarını açıklamak üzere. Önce tanışma anları. Programa yeni katılan, geçen hafta katılan konuklarımızdan 30 yaşında bir evlilik yaptı. Çocuğu yok. Bolu'da ailesiyle beraber yaşıyor. Güzel de bir işi var. Ankara'dan Süreyya'la dün tanıştılar. Görüştünüz mü? Görüştük. Çay içtik kendisiyle. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. O kadar yolu zahmet edip gelmiş. Bu kadar. Söyleyeyim. Ortak karar mı Süreyya? Evet. Ortak kararımız. Beraber olmaz dediniz. Evet. Hiç bu arada Özbeklere benzemiyorsun. Hani gözlerinin çekikliği hariç. Gözlerin yeşil miydi senin? Efendim? Yeşil mi gözlerin? Evet. Peki üzüldün mü bu kararı? Yani Selçuk bu kadar çabuk kestirip atma gel deneyelim diyebilecek cesaretle biri misin? Yok biz konuştuk. Yani... Olumsuz oldu. Kararınız olumsuz. Evet. Peki. Alkışlarla uğurluyorum. Hiç bir kalpte kalamam içinde değil. Loca'dan talibiyle buluşmak üzere. Navel 28 yaşında profesyonel futbolcu, bir evlilik yaptı, bir evladı var. Talibi Ozan geliyor. Ozan geldi. Sen ne sordun? Adın ne? Ozan. Ozan. Hoş geldin Ozan Bey. Merhaba. Hoş geldin Ozan. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? Mayıs'ta 27'ye gireceğim. 27? Evet. Nerede geliyorsunuz? İstanbul. İstanbul mu? Sizin aile haberin var mı? Sen geliyor burada. Evet. Çünkü aile biliyor, ben bir oğlum var. Bir evet, oğlum var diyor. Evet, bilgisi var. Senin aslında aileden kastın bir babaannem var. Evet. Yani anne baba var ama babaanne? Babaannem, daha doğrusu onun desteğiyle çıktım buraya. Yani hep senin yanında olan, seni büyüten evet. Kişi. Evet, tekrar hoş geldin. Enteresan da bir, yani şöyle, öyle bir hikayem var ki, hani karşımda gördüğün zaman sanki o hikayeye sahip değilmişsin gibi geliyor. Bazen insanların dıştan içeride yaşadıkları belli olmuyor işte, farklı durum. Peki sen bu sorunla yüzleşebildiğin için mi anlattın?
Yani gerçekten kaçma lüzum yok yani. Bu da benim gerçeklerim. Açık olarak yazdım, söyledim. Peki programdaki Fatih'in olayı seni etkiledi mi? Olayın ne olduğunu söyleyeceğim de Fatih'in hikayesini dinledin mi? Dün biraz takip ettim. Birazcık takip ettim. Evet. Yani evlatlık verildi, evlatlık verildiği aile onu çok iyi yetiştiriyorlar. Müzeyyen teyzenin söylediği cümle, annesi onu benim için doğurmuş diyor. Her şeyi özetleyen bütün cümle aslında bu. Ozan dünyaya geldiğinde reddedilmiş annesi tarafından. Annem beni beğenmemiş. Bu yüzden de bu çocuğu istemiyorum demiş. Beni babaannem almış ve bu yaşıma kadar hep babaannem büyüttü diye bahsetmiş. Aslında annesinin yaşadığı lohusalık sendromu dedikleri bir... Evet, aynen öyle. Hani lohusalık cinneti var halk arasında. Anlamayız ne olduğunu. Evet. Hani o ruh haline geldiği zaman insan belki evladından bile soğuyabilir. Peki ilerleyen zamanlarda düzeldi mi aranız? Tabii. İnsan zaman geçtikçe zaten olgunlaşıyor. Olgunlaştıkça da bazı şeyleri kapatmaya başlıyor. Nasıl bir aile kurmak istiyorsun? Aile kurmak kolay bir şey değil aslında. Tabii anlaşabilmek çok önemli, güven çok önemli. Eğer konuştuğun insana güvenebiliyorsan zaten arkası geliyor. Güven çok önemli. Yani evleneceğin kadının en önemli özelliği ne olmalı? Dürüst olmalı. Sevdiğine sahip çıkmalı. Ne olursa olsun yalan söylememeli hiçbir zaman. Naber? Mesela hani önce bir şey söyleyeyim. Facebook'ta insanlar yazıyor yani nasıl o yabancı Türkçe bilmiyor geldi evlenecek programa falan. Onlar bir cevap vereyim. Buyurun. Fas'tan katıldığın için. Evet. Türkçe bilmediğin için. Dediler hatta erkekler yoktu. Evlenmek istiyor diye. Hatta diyorlar erkekler yoktu sizin memleket. Bizim memleket erkekler var evet. Hatta önce ben evlendim orada. Ben Türkçe için yani burada kalmıyorum ben. Kaldığım zaman ben Türkçe öğreneceğim. Yani dil haciz değil. Ne diyeceğim? Erkekler ben Türkiye'de geldim. Türkiye'yi sevdim. O için ben karar verdim illa Türk'le evlenecek. Çünkü Türkler romantik. O için ben istiyorum. Türkler romantik, Türk erkekleri. Evet. O için ben karar... Evet. Çünkü bir tane arkadaşım evlendi Türk'le. Yani memnun ona. Onlar mutlular. Evet. Niye kızlar için. Türkler romantik, Türk erkekleri romantik deyince kafa salladın Büşra? Değiller mi? Allah Allah. Evet. Kesinlikle romantik. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Dur, önce kızlara söz veriyorum bir saniye. Mikrofonu Selin'in açalım. Veriyorum kesinlikle değiller yani romantik alakaları yok. Kandırmışlar mı Neval'i? Yok. Evet. Büşra? Kesinlikle ve kesinlikle romantik değiller. Hatta yani hani biraz ayıp kaçmasın ama biraz da odun gibiler Esra abla. Kesinlikle tamam. Evet. 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 Tamam bir şey söyleyeceğim Esra Hanım. Doğru. Esra Hanım bir şey söyleyeceğim. Esra Hanım. Tabii bir saniye tek tek söz vereceğim. Burada ben duruyorum işte. Sen dedi Türkler romantik değil. O zaman neden geldi sen bu programa git başka memlekete evlen. Yani Türk istemiyorsan başka ile evlendim. Navel'cim sen Türk erkeğine romantik diyorsun. Fas'tan evet, geldin burada taliplerini arıyorsun. Çünkü gördüm zaman... kaç tane arkadaşım Fas'tan evlendi. Fas'tan geldin pasabiso yapıyorsun yani. Yok hayır Esa kesinlikle Hanım. Değil. O zaman ben Esa de buraya katıldım. Burada yurt dışından izleyenler de var. Ben de yurt dışı erkeklerini romantik buluyorum. Ben de yurt dışında taliplerimi bekliyorum. Güzel cevap. Esra Hanım. Esra Hanım. Buyurun Sezgin Bey. Evet. Burada zor oturuyorum. Ben bu işe katılmıyorum yani. Yani Türk erkekleri yani romantik değilmiş mi? Yani herkese geçerli Esra bir şey Hanım. Değil bu. Lütfen ben... birbirinizin duyun, dinleyin ve konuşan birine bir kısa süre bir saygı duymanızı istiyorum ki cümlesi bitsin sonra. Her erkeğe geçerli olmayan bir şey bu. Ben kendimden anlatayım. Ben çok romantik bir insanım. Ama sevdiğime sadece. Sevdiğim o kadına. Bu kadar. Peki Mustafa Bey, kabul ediyor musunuz Türk erkeği romantik? Kesinlikle hayır. Zaten biz Türk erkekleri olarak evimizde ve vatanımızda sevilmiyoruz ama dışarıdaki hanımefendiler bizi çok seviyorlar. Odun diyorlar ama
Navel var, Vera Hanım var. Onun ben dışında Gürcistan'dan, Kırgızistan'dan geliyorlar. Dünyanın her tarafında kıymet görüyoruz ama vatanımızda ve evimizde kıymet görmüyoruz. Allah Allah. Ne? Davulun sesi mi? Buyurun Adnan Bey, Türk erkeği romantik değil mi? Biz Türk erkekleri bir hanımefendiye nasıl konuşacağını yerinde ve zamanında konuşmasını biliriz Esra abla. Biz... Zülfiye Hanım buyurun. Bence seven erkeklerin hepsi romantiktir. İnsan sevdiği için romantik olur, değer verdiği için romantik olur. Eğer değer vermez ve sevmezse zaten romantik olmaz. Çünkü karşıdaki insan onun için değerli bir gülüş bile, gülüşünü bile görmek için her şeyi yapar seven erkek. Ben romantik olduklarını düşünüyorum ama seven erkek romantik. Sevmeyen değil bence. Seven erkek. Buyurun. Hanımefendiye ben katılmıyorum. Madem Türk erkekleri odun, neden bir oduna talip oldu? Özür dilerim kardeşim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Neden bir oduna talip oldu? Ay ben bunu istesem artık. Bir dakika, çok özür dilerim Burak kardeşim. Burak mıydı, ismini unuttum. Uğur kardeşim çok özür dilerim senden. Neden bir oduna talip oldun? Abi ne yaptın sen? Üşümüştür ısınmak için. Bir o kadar da ben romantiyim. 32 yıllık evliyim. Bir o kadar da romantiyim. Bugün peki, yolda son... çiçek gördüm hani... eşime getiriyorum. Bu nasıl efendim oluyor bu? Ne topluyorsunuz? Yolda çiçek gördüm. Tek bir çiçek onu eşime götürüyorum. O kadar da romantiyim. Helal abim. Helal. Bedavacı. Bedavacı değil hanımefendi. Bak kadınlar yaranamazsın kadınlara yani. Bu kardeşim senden çok özür dilerim. Seni kastetmek istemedim. Umut'cum. Ya ben romantik bir insanım ya. Yani hanımefendiye katılıyorum yani. Romantik olmayan erkek de vardır. Romantik olan erkek de vardır. Ben kendimce romantik bir insanım. Öyle düşünüyorum yani. Erkekler de odun falan değildir bence. Allah'ım ya yani neden bir onu... Esra abla kimi erkek vardır? Ağlayamaz. Ağladığını gözyaşların içine gömer. Yani şey de budur, aşk da budur. Kim insan vardır aşkını söyleyemez ama kalpten öyle bir sever ki bunu kimse anlayamaz. Esra'cığım ben Türk erkeklerinin çoğunda romantiklik olduğunu düşünüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şanssızlıkları fazla olan bayanlar biraz karamsar oluyor ve hayatı farklı bakıyor bir dönem belki. Ama insanları genelleme yapmamak lazım. Çünkü biz ataerkil aileden gelen bir toplumuz. Bizim erkeklerimiz aileye ve kadına çok önem verir aslında özüne baktığında. Ama şanssızlıklar bazen insanı kötümser yapabiliyor. Acaba o odunları da kişiler mi, kadınlar mı seçiyorlar? Bazen de şanssız seçimler olabiliyor. Yanlış kararlar verilebiliyor. Peki. Nereden? Romantik misiniz? Romantik bir insandır. Hazır mısınız karşılaşmaya? Navel. Buyurun alkışlarla açıyoruz paravanı. Teşekkür ederim. İyiyim, teşekkür ederim. Yakından tanımak ister misiniz birbirinizi? Teşekkür ederim geldiği için. Rica ederim. Neden ama 27 yaşında bana küçük yani çok zor. Aslında ben tahmin etmiştim de ben yine de şansım denedim. Ben önce söyledim hatta. Anladım. Kusura bakma, teşekkür ederim. Sağ ol. İyiler. Buyurun. Romantizm mahvoldu değil mi? Bir doruklara ulaştık böyle sonra şşt diye indik aşağıya. Selin geliyor Loça'dan. Selin 20 yaşında, talibi Erhan geliyor alkışlarda.